Sizin de değerlendirmenizi istiyorum bu dört saatlik ara'nın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in sizce hangi menfaatlerine hizmet ediyordur? Hiç menfaatlerine hizmet etmiyor aslında sadece Amerika Amerika demeyeyim dünyanın genelinde ve yani bütün genel bu dini bir ayrım yapmadan söylüyorum veya Hı. ırk ayrımı yapmadan söylüyorum bir de ki bunların sayısı yüzdesi çok yüksek ziyonist olmayan Yahudilerde dahi Musevilerde dahi artık insanları da bıçak kemiğe dayandı. Yani çok az insan o da böyle garip garip laflarla bir şekilde İsrail'e destek açıklama bu sadece liderleri söylemiyorum genel toplum kanaat önderleri Hı. halkı da söylüyorum ve artık gitgide bardak, bardak taşıyor. Yani damlalar artık patır patır dökülüyor yanlardan. Şimdi e, Amerika'da e, birazcık işte hoş gözükmek için uydurduğu işte Hikmet abim söylüyordu. Amerikalılar bu konularda çok mahirdir. Yeni kavram uydurmayı çok severler. Güzel de uydururlar. Tabii. Bunun da hikayesini al, güzel yazarlar. Altında iyi doldururlar. Bu böyle deli saçması işte eee George'un komutanı da söyledi. <laughs> deli saçması bir e, yani muharebe e, doktrinlerinde olmayan hiçbir akla nizama gelmeyen böyle bir şey işte yersen. Evet. Bu kadar. Yani insan ne bu yani? Ama bu i̇şte başına insani ba basket koyuyor Bak Basket yani. tamam da işte i̇nsani. o güzel hikayenin bir kısmı, kısmı işte Abi Basket maçında mola mı alıyorsun? 4 saat mola. E ne alacak? hadi. Ya bütün Gazze'ye 15 dakikada ulaştın. Bütün Gazze'deki herkese 15 dakikada en iyi ihtimal. Böyle bir ihtimal yok da diyelim öyle. Suyu götürdün, ekmeği götürdün, ilacı götürdün. E ne? <laughs> Vallahi arkadaşlar 3 2 Aha. saat 45 3 saat 5 dakika yapacağınızı yapın sonra biz gene sizi öldüreceğiz, öldüreceğiz. Evet bu kadar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Kepazı Hitler bu kadar acımasız değildi. Evet bravo. Ya ağır bir kelime. Hitler bu kadar acımasız değildi. Şimdi <laughs> dolayısıyla bu tip kavram kavram demeyeyim. Bu tip böyle e, halkla ilişkiler oyunlarını, bu reklam oyunlarını e, konuşmaya dahi ben bir değer görmüyorum. Bu tamamıyla işte bir nebze kendileri açısından göya göz boyama işte bak biz insani tarafımız da var. Hikmet abi güzel söylemem hemen başına bir insani laf insani oluyor. Demokratik oluyor YPG. Bu, bu, insani demokratik kat, katletme. Evet. Şimdi ee, iki konuya değinmek istiyorum bu Buyur. konuda. Tabii bu konuda yani Artık de kifayetsiz kalıyor. Yani dediği gibi hani demin hocam güzel bir şey söyledi. Artık dedi yavaş yavaş kanı satıyorlar yani rakam evet. haline, geliyor, rakam haline geliyor. geliyor. Ya biz 10 bin çocuktan bahsediyoruz. Ya. Ya, şurada bir tane çocuğun ölmeyi bırakın ya bir tarafına bir zarar gelse insanın içi paç Çocuk bebek ya sebiye yani ne var bunda? Ama artık işler rakam konuşanır. Hani, evet. onlar artık normal bir 10 oldu, 100 oldu, 1000 oldu, 10 bin oldu. On bin evet. oldu. Evet. Allah korusun yarın 100 bin olacak. Evet bir rakam haline gelecek. Bunu, bunu bu, bunun eksersi yaptık diyor. Çok net bir şey söyleyeyim. Birazcık fazla belki çok bir idealist bir şey olabilir gibi gelebilir seyircilerimize. Ee, çok belki hakikaten e, sosyolojik bir şey gibi gelir ama bu bir gerçek. Çok net söylüyorum. Bunun, bunun ne zaman duracağını bilmiyorum. Bir gün mü sürer? Bir ay mı sürer? Daha kaç can masum sivil can katledilecek onu da bilmiyorum maalesef. Ama şu bir gerçek. Bu saatten sonra Batı bunu üzülerek söylüyorum. Buna yani buna her yer dahil. Artık dünya global bir köy. biz bugün buradayız, yarın Avrupa'dayız, öbür gün Çin'deyiz, sonra Amerika. Herkes bir yerlere dolaşıyor. Batı bunun cezasını uzun seneler ödeyecek. Çok net söyleyeyim. bu saatten sonra, bu kadar zulümden sonra ağır olacak. kesinlikle bunu şey yapmıyoruz. Tabii ki etmemiz imkansız yani. Sonuçta onlar da masum canlara sebep ama artık böyle intihar bombacıları batıdaki saldırılar bu saldırılarda kaybolacak masum gene sivil insanlar batı bunlar hazırlıklı olsun bu saatten sonra bu olaylar çok artacak batı bunun ne kadar kötü bir şekilde kendine bu merenk yapıp geri geleceğinin ya farkında değil ya farkında değil ya da mahsus yapıyorlar bu olsun diye. Çünkü biliyorsunuz dünyada farklı kategorilerde buna e, belki hatırlarsınız belki hatırlamazsınız buna terörist başı e, FETÖ'de dahildir. İşte dünyada fazla insan sayısı çok fazla bunu indirmek lazım evet. ki biliyorsunuz korona için de <laughs> aynı teoriler e, yani komple teoriler olabilir olmayabilir ama e, bu bir takım teoriler vardı. Belki de Batı bunu mahsus yapıyor ya yani Batı Batı'da bu işleri şey yapın mahsus yapıyor. Dünyada diyor ki ya burada bir milyar fazla insan bunu bir şekilde ortadan kaldırmak lazım. Yani Bilmiyorum tabi. Sen gibi... bir şey söyleyeceğim. Akımını getirdin. Yani şu saatten sonra Batı medeniyeti dediğimiz şey o Batı'nın vahşi yüzünü tekrar gördük. Gördük nasıl katillere nasıl bir bir araya geldiklerinde. Bundan sonra Batı'nın sana demokrasi, insan hakları, yaşam hakkı doğru mu hocam? Bütün bunları anlatırken bütün dünya acaba nasıl bakacak? Mesela bir dünya vatandaşı olarak bakıyorum. Amerika diyecek ki insan hakları, özgürlük, demokrasi kelimesi bundan sonra dünyada farklı algılanmayacak mıdır? Bir katliam devam ederken bütün G7 bir araya geliyor mesela yani bir toplam. Şimdi sana diyecek ki adam Türkiye'de insan hakları yok. Çin'de bu var, Rusya'da bu var, Afrika'da bu oldu ben müdahale edeyim bari deyince şu saatten sonra Batı'nın medeniyet adı da insanlık adına demokrasi, özgürlük, konuşmaya hakkı olabilir mi? Şimdiye kadar da yoktu ki. Abi, yani, bu, hayır, bu, bu başka olay, bir şey. Başlangıç değil bak, ki ama esasında. Ama bu başka bir farkındalıktan bahsediyorum. Nesibi Hanım. Vallahi. Ben dedim bak bir milyon insan öldü Türkiye dünyada. Kaç kişi protesto etti ya? <laughs> Afganistan'da çıkan kim, kim, kim protesto etti? Siz Fransa'da gördünüz mü? Ee, şeyde Ruanda'daki 800 bin insanın ölümünden sorumlu bir adam yürüyüş yaptı. Görmediniz. Ama bu sefer farklı bir ortamdasın. Zulüm zirvedeyken bitiyor demektir. Şimdi bana o yüzden söylüyorum. Bilmiyorum katılır mısın onu <laughs> Abi ideal dünyada... Barın ne anlatacak yani Medine'nin tadına batı. İdeal dünyada olmaması lazım. <laughs> bir şey anlatılmaması lazım. Anlattığı zaman helal bir kı kıymeti harbiyesinin olmaması lazım.